Perşembe iyileşiyorsun. Ya bir şey soracağım. Sana bunu yapanın Berkay olmadan emin misin? Yani çok büyük eşeklik ettim de ben çünkü. Yok yere suçladım çocuğu. Kalbini kırdım. Sen Berkay yüzünden böyle üzülüyorsun. Evet, çünkü işinden ettim çocuğu. Sen hiç merak etme. İyileşince tamirhaneyi yeniden açacağım. Berkay da işe dönüyor. Ben de alıştım Hayte. Çorbası olsun biraz. Ben de bellerimi yıkayıp geleyim. Kendine gel Elif ya. Saçmalama. Derviş amcayı bile rezil ettin kendine ya. O ne kız? Kendi kendine konuşuyorsun deli gibi. Kerimhan teyzeciğim, üzüm üzüme baka baka kararır ya. Ya sen beni mi takip ediyorsun evin içinde ya? Başka işin yok mu senin Allah aşkına? Allah Allah. Bu da iyice suratsız oldu. Bunda bir haller var ama dur kokusu çıkar. Çıkar. Derviş Usta'ya da öyle anlatmıştır. O da beni suçlu biliyor. Melek gibi adama yapılacak kötülük mü bu ya? Nasıl inanıyor bunlara anlamıyorum. Her şey mahvoldu. En azından ustaya anlatabilsem kendimi. Sen evde durmazdın pek, hayırdır? Yorgunum biraz. Yatacağım. Dur dur, hemen kaçma, iki sohbet edelim. Sohbet mi? Senin işin yok mu? Sende bir şey var belli. Bir şeyin olduğu yok baba. Kasma beni. Otur bakalım şuraya. Otur hadi. Anlat bakalım, ne derdin var? Sen burada ne arıyorsun? Seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi yoksa? Dokunma bana. O çaresizliğinden faydalandığın hicran yok artık senin karşında. Senin karşında da o eski Soner yok. Çok değiştim ben. İnan bana. Eski Soner değilim artık. Hatalarımı anladım. Sen beni hapse yolladın ama ben sana kızgın değilim. Sana olan aşkım tüm kızgınlığımın bile ötesine geçti. Seni tekrardan kazanmak istiyorum Hüzcan. Sen beni hiç kazanmadın ki. Sen benim çaresizliğimden, Kerimhan annenin o açgözlülüğünden faydalandın. En başından beri biliyordun seni istemediğimi, seni sevmediğimi. Seçim şansım olmadığını da biliyordun. Ama çaresizliğimi fırsat bilip benimle zorla evlendin, zorla esir ettin kendini. Gençtim, cahildim. Ama seni her zaman çok sevdim. Hep çok istedim Hicran. Senin tek istediğin şey kendine bir köle bulmaktı. Ben o lanet olası evde senin karın falan değildim. Sadece eziyet ettiğin, zulmettiğin, acımasızca davrandığın bir kölendim senin. Evli olduğumuz süre boyunca bana cehennemi yaşattın. Her dakikam, her saniyem ölümden beterdi. Belki de bu hayatta yaptığım en doğru şey senden boşanmaktı. Ne yaşadığımı bir ben, bir de Allah biliyor. O yüzden şimdi bana buraya gelip de değiştiğini, iyi bir insan olduğunu falan anlatma sakın. Herkesi kandırabilirsin. Ama ben senin ne olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden seni hayatımda istemiyorum. Çık git hemen buradan, hemen git. Gidelim bakalım. Ama şimdilik. Bu sefer benden kolay kurtulamayacaksınız Hicran Hanım.